arkadaşlar toplumsal değişme ile ilgili gelen sorular genellikle uzun öncüllü sorulardır Bu ne demek asla bir taraftan iyi bir şey demek Çünkü paragraftan daha rahatlıkla çıkarabilirsiniz bakalım ne tür sorular gelmiş bir inceleyelim diyor ki soruda az gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkenin gelişmiş bir ülke olabilmesi için sadece ekonomik büyüme gerçekleştirmesi yeterli değildir. Örneğin bir ülkede zengin maden yataklarının var olması ve bunların işlenip ihraç edilmesi o ülkeye dışarıdan büyük gelir getirebilir. Tamam buraya kadar ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Ancak bu maden yataklarından ve onlardan elde edilen gelirden yalnızca belli gruplar yararlanıyorsa bu durum olsa olsa bu grupları daha zengin yapar. Bu parçaya göre gelişmiş bir ülke olabilmek için ekonomik büyümenin yanında aşağıdakilerden hangisinin de olması beklenir? Şimdi ekonomik büyüme olmuş evet fakat diyor ki eğer bu gelirden sadece belli gruplar yararlanırsa o zaman bu e, gelişmişlik için bir gösterge olmaz. Ne demek istiyor? orta tabakanın genişlemesi de gerekir aynı zamanda. İhracata önem verilmesi zaten burada bundan bahsediyor. Bu ekonominin içinde görebileceğimiz bir şey. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi burada bahsettiği şey bu değil. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi paragrafta hiç bahsetmedi. Değişime açık olunabilmesi bu yapıdan da hiç bahsetmedi. Eğer orta tabakada ekonomik büyümeyle birlikte genişlerse işte o zaman biz ona gelişmiş bir ülke diyebiliriz. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Şimdi 2011'de çıkmış LYS sorusuna bakalım. Teknoloji artık tüm hayatımızı kuşatmış durumda. Öyle ki çevremizi denetlemeyi ve değiştirmeyi başarabildiğimiz için evde, arabada, iş yerinde klima ve ısıtma cihazlarıyla hep aynı sıcaklıkta yaşıyoruz. Azıcık sıcak ya da soğuk olduğumu hemen şikayet eder olduk. Oda sıcaklığı olarak sabit bir sıcaklık oluşturduk. İnsanlar Erzurum'da da Antalya'da da aynı sıcaklıkta yaşar hale geldi. Ülkenin büyük çoğunluğu aynı tip yiyeceklerle besleniyor. Hangi şehre gitsek karşımıza hamburgerciler, dönerciler, kebapçılar. Övündüğümüz yöresel yemekler sadece televizyon programları için yapılıyor sanki. Teknoloji sınırsız çeşitliliğe olanak sağlamasına karşın bizler benzer ya da aynı giysileri giyerek daha tek düze ve birbirine benzer yaşamaya başladık. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur? Burada anlatılan aslında uzun uzun anlatıyor ama burada anlatılan tek bir şey var. O da toplumsal değişme. Türkiye'nin her tarafında teknolojiyle beraber sürekli değiştiğimizi ve artık birbirimize çok benzediğimizden bahsediyor. Burada bahsedilen şey ne bütünleşme, ne toplumsallaşma, ne sapma, ne hareketlilik, sadece toplumsal değişme. Yalnız kalanı kurt yer, yalnız taş duvar olmaz. Bu atasözleri toplumsal yaşamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular? Toplumsal değişme, toplumsal denge, toplumsal hareketlilik, toplumsal kalkınma, toplumsal dayanışma. Yalnız kalanı kurt yer, yalnız taş duvar olmaz. Dolayısıyla dayanışma halinde olmalıyız ki bu yalnızlıktan kurtulalım. Başka bir örnek: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızlı bir gelişme sürecine giren Japonya'da ekonominin büyümesiyle hizmet talebi arttı. Kadınlar daha kolay iş bulmaya başladı. Bugün çalışanların %40'ını oluşturan kadınlar için Konfüçyüs'ün Gençliğinde babana, yetişkinliğinde kocana, yaşlılığında oğluna hizmet edeceksin ilkesi önemini hızla yitiriyor. Eski geleneklerin etkisi ve görücü usulü evlilik azalıyor. Kadın çağdaş dünyada erkeklerle aynı statüye ulaşıyor. Bu parçada söz edilen durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? Ulusal amaçların ekonomik gelişme üzerindeki etkisine. Ulusal amaç rastlamadık. Siyasal yönetimdeki değişmenin ulusal amaçlar üzerindeki etkisine. Ne siyasal yönetimdeki değişme var, ne ulusal amaçlar var paragrafta. Ekonomik değişmenin toplumsal değerler üzerindeki etkisine. Büyük olasılıklı cevabımız bu. Devam edelim. Toplumsal değerlerdeki değişmenin eğitim sistemi. Bir kere eğitim sistemi yok. Ekonomik gelişmenin siyasal yönetim, ekonomik gelişme var ama siyasal yönetimden bahsetmiyor. Burada bahsettiği şey ekonomi büyümüş, dolayısıyla hizmet talebi artmış, kadınlar daha kolay iş bulmaya başlamış. Yani kadınların toplumsal yaşamı değiştirme süreci ekonominin büyümesiyle başlamış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. 1868'de ilk trafik ışıkları Londra'da kullanılmaya başlandı. Evet çok eski bir tarih trafik ışıklarının kullanımına göre. Daha motorlu araçların olmadığı, yalnızca at arabalarının olduğu bir devirde trafik ışıklarının hizmete sunulmasının nedeni arabalar değil özel yayalardır. Asıl amaç meclis üyelerini ve asilleri korumaktı. Günümüzde ise trafik ışıklarının kullanım amacı çok değişmiştir. Buna dayanarak hangi yargıya ulaşabiliriz bakalım. İnsan ihtiyaçları zamanla çok çeşitlenmiştir. Tabii ki öyle olmuştur. Teknoloji toplumsal yaşama göre şekillenir. Bir duralım yakın gibi. Teknolojinin bir ülkedeki kullanımı başka ülkeleri de etkiler. Hayır tam aksine Londra'da kullanılmaya başlamış ama bizde çok sonra kullanılmaya başlamış. Dolayısıyla bizi etkileyen şey bu değil. Toplum geliştikçe toplumsal kurumların işlevi de değişir. Tabii ki öyle olur ama paragrafta bununla ilgili bir veri yok. Teknoloji günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Tabii ki ama bunu söylemiş mi? Hayır. Trafik ışıkları teknolojik bir gelişmedir. Teknoloji toplumsal yaşama göre şekillenir. O dönemdeki toplumsal yaşamdan ötürü o tarihte trafik ışıkları Londra'da kullanılmaya başlanmış. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Müzik <laughs>